Selamun aleyküm. İslamiyet'te sohbet etmek icazetlidir. Önüne gelen sohbet edemez. Cahil, cahile yol gösterirse ikisi birden bir çukura düşebilir. Benim sohbet icazetim yoktur ama Ramazan Bey ısrar ettiği için geldim. Belki faydalı bir şey söyleyebilirim diye. O da belki yani. Şu konuyu işlemek istiyorum. Hadis-i şerifte kuvvetli Müslüman, zayıf Müslümandan hayırlıdır diyor. Kuvvetli ne demek? Efendim savaşta, eski 1400 yıl önce yapılan savaşlarda güçlü, kuvvetli insanlar başarılı oluyordu. Kılıcı iyi sallıyor. Kargıyı bir fırlattı mı düşmanın vücudunun bir tarafından giriyor, öbür tarafından çıkıyor. Altta efendim hayvanı mahmuzluyor, rüzgar gibi uçuyor. Bugün kuvvet kelimesinin ve kavramının manası çok daha geniş. Sadece fiziki kuvvet değil. Bugün Müslüman'ı güçlü kılan şeyler neler? Bir, faydalı ilimler. Faydalı ilimler ikiye ayrılıyor. Birincisi, İslamiyet'i doğru ve iyi bilmek. Tekrar ediyorum, İslamiyet'i doğru ve iyi bilmek. Efendim ben İslam'ı biliyorum. Ya doğru bilmiyorsa, ya iyi bir şekilde bilmiyorsa, o bir kuvvet teşkil etmez. İslamiyet'i ehl-i sünnet ve cemaate göre herkes yeterli miktarda iyi ve doğru bilecek. Bu bir güçtür. İkincisi genel kültür sahibi olmak. 2017 miladi yılının son ayındayız. Bu çağın bir genel kültürü vardır. Bu kültüre sahip olacaksınız. Şimdi burada okuyan gençler dışarıda ne gibi tahsiller görüyorlar? Siz mesela yüksek sesle konuşun. Yok, sizin kursunuzu sormuyorum. Ne okuduğunuzu soruyorum. Hı? Hı. Şimdi her ilahiyatçının bu çağın genel kültürüne çok iyi vakıf olması lazım. Siz bana bakan nerede okuyorsunuz siz? Evet. Nerede okuyor? Duymuyorum. Evet, okul olarak tabii. Nerede okuyor? Kaçıncı sınıf? Hayır efendim, o takiliye soruyorum. Coğrafya okudunuz mu? O zaman sizi imtihan edeceğim. Genel kültürünüz güçlü mü, orta mı, zayıf mı meydana çıkacak. Sakın fısıldamasın kimse. Norveç'in baş şehrini söyle. İsveç'in baş şehrini söyle. İsveç'in baş şehrini söyle. İsveç diye bir ülke duydun mu? Baş şehrini. Finlandiya'nın baş şehri.
Portekiz'in baş şehri. İsviçre'nin baş şehri. Bakın benim zamanımda bunlar ortaokulda öğreniliyordu. Öğrenmeyenleri de okutmuyorlardı. Tasdikname denilen bir kağıt veriyorlardı. Efendim işte gelen bevi ortaokulu ikinci sınıfından tasdikname alarak tahsiline son vermiştir. Şimdi şu önde evet oturan sizler de okuyorsunuz yüksek sesle. Kaçıncı sınıf? Dört. Son sınıf. İkinci Viyana bozgunu hangi tarihte olmuştur? Birinci Dünya Savaşı hangi tarihte başlamış, hangi tarihte bitmiştir? Bak, bunlar çok basit şeyler. Bunlar eskinin ortaokul kültürü, bilgisi seviyesinde. Sen İmam Hatip'i bitirmek üzeresin. Bunları sana öğretmemişler. Bunları sen öğrenmemişsin. Size rehberlik ve abilik yapan muhterem zevat da bu kültür eksikliğini tamamlamamış. Peki, burada herkes takkeli olduğuna göre buradaki gençler dindar gençler. Eskiden Osmanlı İmparatorluğu zamanında ve Cumhuriyet'in birinci yılında yani 1923'te bütün ilkokul talebelerinin bildiği bir takım ilmihal bilgileri vardı. Siz siyah takkeli nerede okuyorsunuz? Allah-u Teala'nın 14 sıfatını hemen saymaya başlayın. Yüksek sesle. Çok güzel. Bak burada not aldı. Peki onun yanında takkesi yok mu onun? Ben görmüyorum iyi. Siz nerede okuyorsunuz? İmam Hatip. Bütün peygamberlere mahsus 5 sıfatı sayınız. Yüksek sesle. O da bildi. Siz nerede okuyorsunuz? Ehl-i Sünnet'e göre kaç türlü vahiy vardır? Yüksek sesle. Üçüncüsü efendim iki türlü ana vahiy vardır. Birisi Kur'an-ı Kerim'de olan ayetler. Bir de Resulullah Efendimiz'in mütevatir, manen mütevatir ve sahih olan hadisleri. Bu da vahiydir. Çünkü vahiy sadece Kur'an ayetleri değil. Kur'an-ı Kerim'de Allah bal arısına vahyetti buyuruyor. Yani Allah-u Teala bal arısına bile vahyediyor. Yoksa o efendim toplu iğnenin başı kadar beyni olmayan o zavallı hayvancağız o kadar mühendislik hesaplarını nasıl yapacak? Allah'ın vahyiyle yapmış. Tekrar ediyorum. İslamiyet hakkında yeterli ve hepsi doğru olmak şartıyla
maluma sahibi olmak lazım, güçlü olmak için. Ehl-i Sünnet'in itikatta iki imamı vardır. İmam-ı Eş'ari ve İmam-ı Maturidi. Osmanlı İmparatorluğu 622 sene Maturidi tire Hanefi İslamlığı üzerine ayakta durmuştur. Ama Maturidi'nin yanında Eş'arilik de hak olarak kabul ediliyor. Hanefiliğin yanında da diğer üç mezhep hak olarak kabul ediliyor. Şimdi lisede ve üniversitede okuyan Müslüman güçlü bir genç İmam Maturidi hakkında, İmam-ı Eş'ari de buna dahildir, İpe sapa gelir, bir kompozisyon yazabilecek efendim. Bu kompozisyon sadece yazmak bir şey ifade etmiyor. Çok adil bir jüri tarafından bu kompozisyona 10 üzerinden en az 7 not verilecek. 5 notu kabul etmeyiz, geçer kabul etmeyiz. Benim zamanımda okuduğum üniversitede üssü mizan diye bir şey vardı. Notların ortalaması 7 tutmazsa sınıf geçemiyordu talebe. Şimdi 5 ile zaten biliyorsunuz liselerde imtihan kalmadı. Maalesef liselerimiz dingonun ağırına döndü. Fransa'yı Fransa yapan liseleridir. İngiltere'yi İngiltere yapan liseleridir. Geçen 2 ay oluyor, olmuyor. Belki Ağustos'ta görüştüm. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, 4 ay olmuş. 15 yaşında bir çocuk İmam Hatip'e gidiyor. Kaç öğrenci var? 600 küsur. Yüzde kaçı bunların namaz kılıyor? Düşündü. %2 dedi. Yahut 3 dedi en fazla. O zaman biz bitmişiz zaten. Dün İstanbul Erkek Lisesi'den bir zat geldi, orada memurluk yapıyor. Bit pazarında Numune-i Terakki Mektebi nizamnamesini yahut talimatnamesini bulmuş Osmanlıca. Numune-i Terakki İstanbul Erkek Lisesi'nin eski ismi. 4. maddeyi gösterdi bana. Efendim, 4. maddede diyor ki, bütün talebeler salavat-ı mefruzayı eda ederler. Yani bütün öğrenciler farz namazları kılarlar. İmparatorluğun batıya açılan penceresi Galatasaray Lisesi'nde, Galatasaray Lisesi'nde 1868'de kuruldu. 1912'ye kadar bütün Müslüman öğrencilerin vakit namazlarını okulun 600 kişilik camiinde okulun resmi imamının ardında topluca cemaatle kılmaları mecburiydi efendim. Bir de şimdi bizim halimize bakın ya. Efendim, İmam Hatip'te namaz kılmak mecburi olsun. Bunu anlamak kolay da bugünün Müslümanlar şunu anlatmak zor. Herhangi bir İslam özel lisesi açıldığı vakit orada namaz mecburi olacak. Namaz kılmayanı okutmayacaksın kardeşim. Çünkü namaz kılmayanı okutursan ileride o baş belası olur. Türkiye'de şu anda namaz %10'un altına düşmüştür. Bu büyük bir felakettir. Hadis-i şerifte buyruluyor ki Es-salatu imadüddin. Namaz dinin direğidir.
Men ekameha. Kim onu ayakta tutarsa dinini ayakta tutmuş olur. Kim namazı yıkarsa dinini yıkmış olur. Bugün Türkiye Müslümanları namazı terk etmek suretiyle dinlerini bizzat kendi elleriyle yıkıyorlar. Ve namaz konusunda da hiçbir ciddi kampanya yoktur. Neyse biz yine konumuza geçelim. Genel kültür. Geçen sene 2016 yılında 70 küsur ülkenin katıldığı uluslararası PISA eğitim yarışması yapıldı. Uluslararası PISA eğitim yarışması. Buna Türkiye'de ülke olarak katıldı. Türkiye bu 70 küsur ülke içinde 50. olarak dibe düştü efendim. Dünya birincisi Singapur denilen ülke oldu. Bizim liselerimizde Singapur öğretiliyor mu onu da bilmiyorum yani. Ben şahsen bir gazeteci, yazar olarak Singapur hakkında yeterli mi bilmiyorum ama bir bilgi sahibiyim ve hiçbir şeye bakmadan bir makalede yazabilirim Singapur'la ilgili. Bu Güneydoğu Asya'da çok küçük bir adadan ibaret bir ülkedir Singapur adası. 600 küsur kilometre kare. Yani bizim yüz ölçümümüzün binde birinden daha küçük. Fakat iktisat bakımından, eğitim bakımından, üniversite bakımından bir dev. %12 Müslüman var bu ülkede. Ama bayrağında ay yıldız var. İnternet bu cebinizde internetli bilgisayar varsa Singapur bayrağı diye açacaksınız. Göreceksiniz ay yıldızlı bir bayrağı var. Edebiyat, tarih, coğrafya, felsefe, mantık, sanat kültürü bunlar hakkında mutlaka umumi malumat, genel bilgi denilen bir şeye sahip olacaksınız. Biz Türkiye'de yaşıyoruz ve İslami kesime mensubuz. Efendim, tarih boyunca bizde bir hat sanatı olmuş. Hala da devam ediyor. Kaç çeşit hat sanatı vardır? Bunu sayacak biri var mı burada? Bu da bir eksiklik. Kufi, sülüs, talik, rik'a, divani, reyhani, efendim bunlardan bana ne dedi mi bir Müslüman? Onu kuyruğundan maşayla tutup çöpe atacaksınız, kültür çöplüğüne. Ya bileceksin, yahut da manevi bir intihar olan cahilliği kabul edeceksin. Ben mühendis olacağım, hattan bana ne? Böyle söyleyen gerizekalıdır. Mecbursunuz. Ahirli kağıt ne demek? Siz evet. Ahirli kağıt ne demek? Hattatların üzerine yazı yazdıkları özel bir şekilde cilalanmış bir kağıttır. Yazıyı düzeltmek gerektiği vakit hemen silinir. Yalanır, silinir,
düzgün şekilde yazılır. Bunun gibi hat konusunda birkaç yüz tane kelime ve kavram bileceksiniz. Zamanımızın veyahut 20. asrın büyük Türkiye hattatlarını sayabilecek var mı burada? Hamit Bey birincisi, hattatların sultanı Hamit Bey. Ondan sonra Necmettin Okyay. Ondan sonra Tuğrakeş İsmail Hakkı Bey. En az 15-20 tane hattatı sayacaksınız. Bir hat kültürüne sahip olacaksınız. İleride zengin olursunuz, hayata atılırsınız, ev alırsınız kendinize paranız olduğu vakit. Bu kültüre sahip olmazsanız evi Müslüman gibi döşeyemezsiniz, kabak gibi döşersiniz. Çünkü hat kültürü yok, kinalık koyacaksın. Bu kültür köylü kültürü değildir, şehirli medeni İslam kültürüdür. Dünyada efendim 20. asırda çok büyük düşünürler ve filozoflar gelip geçmiştir. Fikirleri, inançları, sistemleri doğru olsun veya olmasın kültür olarak bilmek zorundayız biz bunları. Kimisi Nobel armağanı kazanmıştır. Kimisi efendim 100 yıl boyunca büyük etkiler yapmıştır insanlık üzerinde. Güçlü insan olabilmek için üçüncü faktör yüksek İslam ahlakına ve karakterine sahip olmak lazım. Yüksek İslam ahlakı ve karakteri. Efendim zahmet buyuruyorsunuz. Allah razı olsun. Şimdi size somut bir örnek vereceğim. Esnaftan bütçesi biraz dar, fazla para kazanamıyor, işler bozuk, bir zat aylardan beri canı çekiyor. Basit bir lokanta ve kebapçı da olsa karışık kebap yemek istiyor. Nefis bu değil mi? Gidecek lokantaya, karışık kebap. Şimdi lokantaların en pahalı yemeği karışık kebaptır efendim. Çeşit çoktur. Sanırım en ucuzu 50 liradır yani. Herkes yiyemez onu. Günün birinde bu esnaf vatandaşın eline birkaç kuruş para geçiyor. Ya bugün gideyim de diyor, elime para geçti, bir nefsimin çektiği şu yemekten yiyeyim diyor. Hem kebap hem lokanta gidiyor efendim. Biliyorsunuz lüks yerlerde masalar rezervedir. Yani bir masaya biri oturdu mu başkası oturmaz oraya. Garsonlar da oturtmazlar. Fakat halk lokantalarında boş yer varsa oturulabilir. Bu adam bakıyor boş masa yok. Bir masada iki kişi yemek yiyor. İki de boş sandalye var. Onlara yaklaşıyor. Afiyet olsun efendim. Müsaade var mı diyor. Görgülü olduğu için söylüyor bunu. Yoksa öküz gibi sandalyeyi çeker oturur. Ama terbiyeli ve görgülü bir insan yemek yiyenlerin yanına oturmak için afiyet olsun efendim. İzniniz, müsaadeniz var mı? Onlar da efendim estağfurullah efendim buyurun oturun size de afiyet olsun diyorlar. Oturuyor. Garson ona doğru yaklaşıyor. Bunun dilinin ucunda ne var? Bir karışık kebap istiyorum.
Fakat masada daha önce yemek yiyenlerin ne yediklerine bakıyor. Kuru fasulyeyle pilav yiyorlar efendim. O adamcağız karışık kebap yemekten vazgeçiyor. Orta bir yemek söylüyor. Buna İstanbul terbiyesi, İstanbul ahlakı, İstanbul görgüsü, İstanbul mürüvveti derler. Niçin? Çünkü karışık kebap yemek yasak mı? Değil. Hukuka aykırı bir şey mi? Değil. Ama oradaki kibar, vicdanlı, mürüvvetli insan en ucuz yemek yiyen vatandaşlarının yanında en pahalı yemeği yemekten haya etmiştir efendim. Buna mürüvvet derler. Siz önde oturan genç, mürüvvet ne demek biliyor musunuz? Mürüvvet olmadan İslam ahlakı, İslam'ın yüksek karakteri, İslam görgüsü olmaz efendim. Osmanlılar zamanında okuyan insanlara mürüvvet öğretiliyordu. Evlerde öğretiliyordu. Mesela eski zaman evlerinde kokusu komşuya kadar giden enteresan, her zaman yapılmayan, nadir bir yemek piştiği vakit hemen az da olsa bir tabağa konup komşuya gönderiliyordu. Efendim bu her zaman pişmez. Azdır, tadımlık da olsa sizlere de birazcık ikram ediyoruz. Bunun ismi mürüvvettir efendim. Şimdi 2000'li yıllarda başı örtülü rengarenk bir hanımefendi Sultanahmet'teki Mado'dan yaz ayında bir külah dondurma alıyor. Ve sokakta herkesin arasında o başörtülü hanım dondurma külahını inek gibi yalayarak dolaşıyor. Böyle bir mürüvvetsizlik, böyle bir kepazelik kabul edilemez. Bir İslam, bunu bir layık hanım yapabilir, bir çağdaş hanım yapabilir, efendim, bir sosyetik hanım yapabilir. Ama bir İslam hanımı nasıl olur da çarşıda, sokakta, caddede, meydanda, herkesin arasında yalıya yalıya dondurma yiyebilir. Bu yiyemez. Bunlar görgüsüz, mürüvvetsiz, efendim, felaket insanlardır. Şimdi sizin, bugün Türkiye'de herkes okuyor artık. Okumaması gerekenler de okuyor. Sizin okumaya layık olduğunuzu ben kabul ediyorum. Efendi gençlersiniz. Fakat mutlaka İstanbul kültürü, ahlakı, görgüsü, nezaketi, kibarlığı, mürüvveti, inceliği, 7 tane sıfat saydım. Bunları öğrenmekle mükellefsiniz. Efendim bunlarla ben hukukçu olacağım. Ben efendim mühendis olacağım, ben doktor olacağım, bunlar bana lazım değil. Böyle söyleyene ben cevap vermeye bile tenezzül etmem yani. Ne halim varsa gör, yıkıl git derim. Bir Müslümana yüksek ahlak lazım olmaz mı? Kur'an-ı Kerim, burada hafız olan var mı? Evet. Kötülüğü iyilikle def etmek konusundaki ayeti okuyabilecek misiniz? İtfa
milleti. Şimdi İslamiyet'in temel ahlak kurallarından biri şudur efendim. Müslüman kötülüğü iyilikle uzaklaştıran insandır. Hazreti İsa aleyhisselam Efendimiz'in şu sözünü çok iyi düşünmek ve öğrenmek lazım. Kardeşin sana bir tokat vurursa yüzünün öbür tarafını çevir diyor. Bir tokat daha vurdu diyor. İslam'ın toplumsal barışı bu ahlakla olur. Bugün dünyanın çeşitli yerlerinde Müslümanlar birbirlerinin gözlerine uyuyorlar. Gözünü oymak çok hafif kalır. Sina Yarımadası'nda kaç gün önce Cuma namazında camiye bomba attılar da 305 kişi öldü, 300 kişi de yaralandı. Müslümanın Müslümana yapacağı şey bu mudur yani? Üstelik de o cami bir zaviyeymiş, bir tarikatın camiymiş, zavallıların etliye sütlüye karıştıkları yok. Anarşiyle, terörle de hiçbir ilgileri yok fukaraların. Türkiye'de de bugün bir takım cahil ve seviyesiz Müslümanlar birbirlerinin aleyhinde konuşuyorlar. Sizin şu dersi almanız lazım. Hadis-i şerif. Ne buyuruyor efendim? Efendimiz, siz müminler, Müslümanlar birbirinizi sevmedikçe gerçekten mümin olamazsınız. Ben bu hadisi duydum. Duymakla bitmez. Bunun dersini alacaksın kardeşim. Bu hadis en az bir senede 100 saat ehli tarafından okutularak öğretilebilir. Müslümanı sevmek ne demek? Müslümanın elbette ki günahlarını, kusurlarını sevmeyeceğiz. Ama onda iman varsa o cevheri sevmemezlik edemeyiz ki. O Müslümandaki iman cevherini sevmek. Bu efendim sıradan vaazlarla olacak bir şey değil. Tekrar ediyorum. Yüksek İstanbul ahlakı, kültürü, görgüsü, mürüvveti, nezaketi, kibarlığı, inceliği. 7 sıfat. 10'a kadar çıkartılabilir bu. Her Müslümanın içinde bu cevher olarak vardır. Fakat bu cevheri ortaya çıkartıp eğitimde parlatmak, tıraşlamak gerekiyor. Yerin altındaki madenlerde bulunan elmaslar çoğu şekilsiz şeylerdir. Bir Amsterdam'da, iki New York'ta, üç Tel Aviv'de 20-30 tane elmas tıraşlayıcı ustalar vardır. Bakın 7 milyar, 8 milyar içinde en fazla 20 kişidir bunlar. Bunlar bu elmasları tıraşlar. Öyle ki çekici bir yanlış vurduğu takdirde 5 milyon dolarlık elmas gidebilir, parçalanabilir. Şimdi siz ham elmasınız. Sizin mutlaka Mürşid-i Kamiller tarafından, Mürşid-i Kamil öyle önüne gelen Mürşid-i Kamil olmaz, Mürşid-i Kamiller tarafından eğitilmeniz, terbiye edilmeniz gerekir. Bir Müslüman öfkesine mağlup oluyorsa o yine Müslümandır ama moloz bir Müslümandır. Bir Müslüman lüzumsuz yere konuşuyorsa o yine Müslümandır ama o ve kıymeti olan ve kuvveti olan bir Müslüman değildir. Çünkü Müslüman
Ya hayırlı bir şey söyler, faydalı ve lüzumlu bir şey söyler, ya çenesini tutan insandır. Geveze ve zevzek bir Müslümanın, güçlü bir Müslüman olması mümkün ve muhtemel değildir. Nehirler yukarıdan aşağıya değil, aşağıdan yukarıya doğru akabilir ama geveze bir Müslüman kesinlikle kamil olamaz. Bir kere dilini tutmak lazım. İmam Birgivi Hazretleri'nin Tarikat-ı Muhammediye diye Arapça bir eseri vardır. İslam dünyasında büyük sayıda, çoğu Arapça şerhi yapılmıştır. O kitabın büyük kısmı lisan afetlerine dairdir. Adam tarikatçıyım diyor. Ben filan şeye mensubum diyor. Ben Nakşi'yim, Kadir'iyim, Halvet'iyim diyor. Ve hiç durmadan gıybet ediyor. Yahu öyle tarikatlı olur mu? Bir tarikatlı Müslümanın gıybet etmesi mümkün ve muhtemel midir yani? Hiç durmadan devamlı surette gıybet eden kimse tarikatlı değildir. Ağır konuşsam şeddeli bir eşektir. Gıybet. Müslüman insan olmak hasebiyle, Müslüman insan olmak hasebiyle arada bir ayağa kayar, dili sürçer ve gıybet edebilir. Ama ahlaklı, faziletli, güçlü bir Müslüman dikiş makinesi gibi hiç durmadan gıybet edemez. Yalan söylemek. Yalan söylemek Kur'an'la, sünnetle ve icma ile haramdır efendim. İftira etmek, laf taşımak, başkalarının gizli ayıp ve günahlarını araştırıp onları rezil etmek, rüsvay etmek, perişan etmek, bunlar İslam ahlakına yakışmaz. Bugün Türkiye'de bu maalesef çok yaygın. Gelelim siyasi ve idari ahlaka. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın nezaretinde her sene Uluslararası Şeffaflık ve Temizlik Anketi yapılmaktadır. Bunun 2016 yılı anketinde Türkiye'nin aldığı not 100 üzerinden 41'dir. Yani 100 üzerinden 50 bile alamamış. Bu ahlakla ilgili bir şey. Peki dünya birincisi Danimarka efendim. 100 üzerinden 90. Aynı not Yeni Zelanda, Norveç, İsveç. İlk 10 içinde bir tek İslam devleti ve ülkesi yok efendim. İslam yüksek ahlak dini, Resulullah Efendimiz mekarimi ahlakı itmam etmek üzere gönderilmiş insanlığa ve biz Müslümanlar ahlaksızlık okyanusunda yüzüyoruz efendim. Fitne, fesat, haram yemek, faiz, riba. Nedir faiz ve riba? Riba, anasıyla zina etmek kadar büyük ve çirkin bir günahtır. Ben söylemiyorum, Resulullah Efendimiz'in hadis-i şerifidir. Nasıl yaygın Müslüman kesime ve bir takım adamlar da fetvasını verdiler bunun. Caizdir diye. O zaman şu fetvayı da versinler, ananla zina etmek de caizdir fetvasını versinler.
Riba ancak zaruret halinde. Adam aç kaldı, kimse bir lokma ekmek, bir tas çorba vermiyor. Telef olacak, bitti. O zaman canlı çoluk çocuğunu kurtarabilmek için gereken miktarı aşmamak şartıyla ribayla kredi alırsa, ödünç para alırsa şeriat buna izin vermiştir. Bir de üç mezhep kabul etmiyor. Hanefi mezhebinde Darül Harp'te riba almak caizdir. Ama vermek caiz değil. Ama bu genelleştirilemez ki. Şimdi açlıktan ölme durumunda olan bir kimsenin domuz eti yemesine bile şeriat izin veriyor. Ezzarurat tubihul mahzurat. Ama bu domuz etinin helal olduğu manasına gelmez. Bu şekilde de yorumlandırılamaz. Saat kaç oldu? Aa, çok olmuş. Ben 4'te gelmedim mi buraya? Ha, iyi. Daha vaktim var birazcık. Şimdi size acı bir şey söyleyeceğim. Buradaki gençlerin hepsinin yaşı müsaittir. İhtiyar olsanız iş işten geçmiş. Fakat yaşınız çok genç olduğu için siz kurtuluş trenini, kurtuluş ve kemal olgunlaşma trenini kaçırmadınız. Her gün yeni bir başlangıçtır. Her gün bir yol ağzındasınız. Bir yol ayrımındasınız, pardon. Yolun birinde ilme gider diyor, öbüründe cahiliye gider. Seçim size aittir. İlim yolunu seçerseniz Mevla'nızı bulursunuz. Cahillik yolunu seçen kurtuluş yoktur, belasını bulur. Sizi okuyan gençler olarak sizin cahillik konusunda hiçbir mazeretiniz yoktur efendim. Ama siz bakkal olaydınız, balıkçı olaydınız, efendim bir şey söylemezdim. Onlar da kendilerini kurtaracak kadar ilmihal bilecekler ama siz şimdi lisede ve üniversitede okuduğunuz için saydığım şeyleri bilmemek konusunda hiçbir mazeretiniz yoktur. Sanat kültürü, buna mutlaka sahip olmanız gerekiyor. Buradaki gençler içinde geleneksel milli ve İslami sanatlarımızdan biriyle meşgul olan var mı? Hattatlık, tesip, ebru var mı? Büyük bir eksiklik. Hiç olmazsa 5 kişi elini kaldırmış olmalıydı burada. Sanatsız ne yapacaksınız? Çok ileri gidiyorsam beni uyarırsınız. Ama burada idarecilere de taş var. Sizin isminiz ne en öndeki? Nerelisiniz? Tokat'ta 20. asırda yetişmiş en büyük Müslüman kimdir? Kimse söylemesin. Ne dedi? Son asırda diyorum sana. Yani 20. asırda. O daha önce yaşamış. Mehmed Emin Tokadi Hazretleri İstanbul'un üç büyük evliyasından biridir.
Sen 20. asır söyle, 1900'den 2000'e kadar olan. Yahu sen Tokatlı İmam Hatip öğrencisi olacaksın ve Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi'yi bilmeyeceksin. Böyle bir şey mümkün müdür? ...48 saat mühlet veriyorum size. İnternetten Mustafa Sabri Efendi hakkında müsbet, aleyhinde yazanları değil, müsbet bilgiler öğrenin. Mustafa Sabri Tokadi Efendi Hazretleri 20. asrın gazalilerindendir. Bunu sen bileceksin. Sanat. Buradan en az 5 kişinin ona 2 hafta mühlet vereyim, istişare yaparak sanat öğrenmeye başlaması lazım. Siz siyah kazaklı nerelisiniz? Sivaslı. İsminiz? Mustafa. Mustafa ağır isimdir, çok dikkatli olun. Aileniz zengin mi sizin? İleride paraya ihtiyacın olacak. Ama saçma sapan harcama yapacaksan olmasın daha iyi. Orta bir hattat olsan, bugün bir öğretmen ilk işe başlayınca 2500 lira kadar maaş alıyor. Hattatlıktan da 3000 lira kazanırsın ayda. Birdenbire zengin olursun. Ayda 3000 lira kazanan bir Müslüman, İslam'ın kanaat düsturuna riayet etmek şartıyla çok zengin olur. Ama israf edersen 5000 lira da yetmez, 50000 lira da yetmez. Nusret diye bir lokanta var, adam başına 400 liraya yemek yeniyormuş. Oraya gidersen tabii ki yetişmeyecek maaşın. Sanat öğren. Kaç yaşındasın sen? 17 yaşındasın, tam zamanıdır. Bir soru daha yönelteceğim. El yazılarınız düzgün mü? Yahu İmam Hatip'e giden, üniversiteye giden Müslüman gençlerin oduncu, bakkal, balıkçı, ondan sonra sokaklarda mukavva toplayan adamlar gibi yazı yazması elbette caiz olmaz yani sizin. Çok düzgün Latin yazısıyla yazmanız lazım. Bundan 2 ay önce Isparta'dan tıp fakültesini yeni bitirmiş bir genç gelmişti bana. Şimdi bir Anadolu şehrinde doktor oldu. Bu genç özel notlarını Osmanlıca tutuyor. Hiç fevkalade bir Osmanlıca. Eskiden bütün okullarda rik'a dersi okutulurdu. Yani Osmanlıca yazıyı kargacık burgacık yazarlar mı hiç? Hat türlerinden, rik'a türü denilen bir yazı vardır. Onunla harikulade bir şekilde yazıyorlardı. Peki burada Osmanlıcayı orta derecede bilenler el kaldırsın. Başka? 2, 3. Siz öğrenci misiniz? 4.
Efendim, bu da benim vicdanımın kabul etmeyeceği bir nispettir. Buradaki bütün gençlerin, bu coğrafya Müslümanlarının 1000 yıldan fazla kullanmış oldukları Osmanlıcayı çok iyi bilmeleri, okumaları ve anlamaları gerekir efendim. Sen bir laik çocuk olsan Osmanlıca öğrenmeyebilirsin. Kemalist olsan Osmanlıca öğrenmeyeceksin tabii. Dönme çocuğuysan, yani gizli Yahudiysen, yine Osmanlıca gerekmez. Ama sizin gibi efendim ileride hizmet etmek isteyen kimselerin efendim çat pat kemkim gakkuk okuyabiliyorum, bu kabul değil. Osmanlıcanızın Latincenizden daha ileride olması lazımdır. Bir yudum ıhlamur içeyim. Sorusu olan varsa yazılı olarak verecek. Sözlü sorular kesinlikle kabul edilmez. Tekrar ilave, defterden cart diye bir kağıt yırttım. Bir sayfa yırttım. Üç tarafı çok güzel kesik, bir tarafı fare yemiş gibi tırtık tırtık. Öyle bir kağıda sorusunu yazan bir kimseye yapacağım şey, kağıdı suratına fırlatmaktır. Bir Müslüman yaşça kendisinden büyük bir kimseye bir tarafı fare tırtıklamış gibi eciş biçiş kağıtta yazmaz. Bir de yazı meselesi var. Efendim, İmam Hatip 3. veya 4. sınıfına gidiyor. Sonra el yazısı efendim şey gibi, pazarcı yazısı gibi, onu da kabul etmem. İngiltere liselerinde okuyan bütün gençler Victorian stili denilen bir el yazısıyla, güzel, estetik bir el yazısıyla yazarlar. Birbirine bağlı, ekli el yazısı yazamayanlar da kitap harfiyle yazmayı bıraksınlar, yazı dersleri alsınlar, yazı dersi almak için kursa para vermeye lüzum yoktur. İnternetten kaligrafi ve güzel yazı kelimeleriyle ararsınız, bir kurs bulursunuz, öğrenirsiniz. Efendim ben yazımı düzeltemiyorum. O zaman tahsilini bırak git efendim balıkçılık yap. Balıkçılıkta da çok para var yani, doğru dürüst çalışmak şartıyla. Evet. Sorusu olan var mı? Ümidiniz mi kırıldı? İsminizi yazdınız mı oraya? İsminizi yazın. Okuduğunuz yeri de yazın, nereli olduğunuzu yazın. Benim için şehirler çok önemli. Şehir isim Mustafa Sabri Efendi ile Ali Ulvi Hoca Mısır'da çok görüşmüş. Yürürlerken demiş ki, sizin hani talebe azizim demiş, melekler talebelerin üstüne birbiriyle yarışıyorlar, benim üstüme bastım diye. İlim hani bu kadar şey. Efendim, ilim sahibi güçlü Müslümanlar olursanız ileride İslamiyet'e hizmet edebilirsiniz. İslamiyet'e hizmet eden ihlasla ettiği takdirde bu hizmeti Allah'ın rızasını kazanır. Allah'ın rızasını kazanınca Allah'ın fazlı ve keremi ile cennete girebilirsiniz. Bundan daha büyük bir ödül olur mu? Bakayım şimdi burada ne yazılı. Ben okuyamıyorum. Şunu okusana bana.
genel kültür kitapları hakkında önereceğiniz kitap ve yazar var mı? Muhammed Ahmet Aslan. Nereli? Darül İlim Amasya. Ha, Amasya. Amasya'dan kurtardım çünkü. Amasya çok temiz insanlar çıkartan bir vilayetimizdir. Şeyh Hamdullah bile, hattatların büyük üstadı, mimarinin üstadı Mimar Sinan, hattın üstadı da efendim Amasyalı Şeyh Hazretleri'dir. Şeyh dendi mi zaten o hatıra gelir. Efendim kültürün kitabı yoktur. Kültür iğneyle kuyu kazmak gibi denizlere dalıp bin zahmet içinde inci bulunan büyük midyeler, siriteler bulmak gibi çok zahmetli bir şeydir efendim. Bir kitap alacak, onu okuyacak. Alim Fazıl hikmetli olacak. Bu mümkün değil. Kültürlü olmak için Türkiye değil, Fransa, İngiltere, İsviçre, Singapur gibi liselerin edebiyat, tarih, felsefe, sanat tarihi kültürüne sahip olmak lazım. Bugün Türkiye'de 1950'den sonra çok zayıfladı. Şimdi hemen hemen kalmadı. Milli eğitim sistemi genç nesillere mantık kültürü veremiyor. Yahu mantıksız bir insanı, hele mantıksız bir okumuşu tahayyül bile edemiyorum. Şimdi biri size bir şey söyler, şöyle bir söz söylesem. Filanca zaten bir çocuğu var. Bu çocuk babasından daha yaşlı. Böyle bir şeye inanır mısınız? Deli saçması bir laftır bu. Bir çocuk babasından daha yaşlı olabilir mi? Bir başkası geliyor. Yahu adamın çocuğu var. Adam 30 yaşında. Çocuk da 30 yaşında. Buna inanır mısınız? Herhalde bu herif fıttırdı, tımarhanelik oldu. Bugün şimdi koca koca kazık gibi adamlar dehşetli ve korkunç mantık hataları yapıyorlar. Müslümanlar içinde o kadar akıl bakımından kıt duruma düşmüş kimseler var ki tarikatını, meşrebini, cemaatini din ile özdeş görüyor. Bu saçmalıktır. Tarikat, mezhep, cemaat, bunlar ehl-i sünnet dairesi içinde olursa meşrudur. Ama adam bir tasavvuf tarikatını İslam'la eşit görüyor. Hayır, o İslam'ın içindeki bir çeşitliliktir. Şimdi mantık insana doğru düşünmeyi öğretir. İkincisi doğru ile yanlışı birbirinden ayırt etmeyi öğretir. Mantıksız, okuma yazma bilmeyen insanlar bile çok az, çok ilkel mantık bilmek zorundadır. Bugün mantık kültürü kalktığı için Türkiye çok büyük bir tımarhane haline gelmiştir. Ben bazen dostlarım bana
zekat parası bırakıyorlar. İşte 1.000 lira, 2.000 lira bırakıyor. Abi bunu sen biliyorsun, bizim bu aşağıda Kadırga tarafında, Kumkapı'da çok fakir insanlar var. Dağıt. Ben şimdi onları dağıtan Mücahit diye bana arada bir gelip giden bir genç var, yardımcı. Diyorum ki, pahalı cep telefonuna sahip kimseye zekat parası verme. Niye? Herifin yiyecek ekmeği yok, sürünüyor. Gitmiş 2.000 liralık telefon almış. Bunda kuş kadar akıl yok. Hayvanların en salağı olan tavuk bile böyle bir hatayı yapmaz. Cep telefonu lazımsa 50 liralık bir telefon alacak o adam. Ben şimdi kalkıp da bana emanet edilmiş zekat paralarından o adama 200 lira vermem. Abi acımdan ölüyorum dese inayet ola. Fatih'in arka tarafında Draman, Fethiye diye bir semt var. Bilen var mı burayı? Hı. Ramazan'da oraya zekat dağıtmaya gönderdim İki genci. Ağlamaklı şekilde geldiler. Dokunsan ağlayacaklar. Abi dediler, biz bilmiyormuşuz. Meğerse ne fakir ne perişan insanlar varmış. Adam felç olmuş. Yaşlı karısı kansere yakalanmış. Kömürlük gibi pis bir yerde oturuyorlar ve efendim ayda birkaç yüz liralık gelirden başka gelirleri yok. Zekat vereceksem ona veririm ben. Şimdi akıl, fikir, mantık sahibi insan hiçbir zaman otomobili ve cep telefonunu statü haline getirmez. Efendim benim herkesim var, lazım oluyor, benim de bir cep telefonum olsun. Bir kere ihtiyaç olduğunu ispat edecek. İhtiyaç olduğunu kabul edelim. Ben lisede öğrenciyim. Ailem de zengin değil. Efendim bana nasıl bir telefon lazım? Fakir bir insanın 3.000 liralık telefon alması ve bununla övünmesi o fakirin aynı zamanda kaçık olduğunu gösterir. İtiraz eden varsa ben izin veriyorum, kalksın söylesin. Bugün Türkiye'ye tımarhaneye döndü dedim cep telefonu yüzünden, otomobil yüzünden. Herkes ihtiyacının fevkinde, üstünde ev alıyor. Gıda maddeleri içinde yeşil mercimek etten 1.000 kere besleyici ve faydalıdır. Hiç kimse yeşil mercimek yemez Türkiye'de. Hangi esnaf ve çarşı lokantasında mercimek yemeği görebilirsiniz? Nohut, kuru fasulye var ama mercimek yoktur. Niye? Çünkü millette akıl, mantık, fikir kalmamış ki mercimek yesin. Bundan birkaç ay önce bit pazarına gittim. Yanımda biriyle gidiyorum. Ben yaşlandım artık. Biraz giysi alacağım. Kullanılmış veya pazara düşmüş. Yeni de. Yıkatıp temizleteceğim, fakirlere hediye edeceğim. Telefonla görüştüm, Melek Hanım'a telefon ettik. Efendim,
Fakirler için gömlekler, kazaklar, ceketler var. Size göndereyim mi dağıtmak için? Yeni mi dedi? Hayır dedim, eski, pazardan aldık. Getirmeyin dedi, ev doldu, fakirler giymiyor dedi eski şeyleri. Bu da bir bela. Ben şimdi o gömlekleri kendim giyiyorum. Şu gömlek o partidendir. Çok kaliteli bir gömlektir. Ya 1 liraya aldım ya 2 liraya aldım. Ben giyiyorum, bu İslamiyet'te ayıp değil, yüz kızartıcı bir şey değil. Yani eski bir elbiseyi veya gömleği giymek. Bu fakirde efendim tavuk kadar akıl olsaydı, şimdi tavuk derken bir söz daha söyleyeyim, bitireyim. Kanatlılar aleminin en akılsız hayvanları tavuk vardır. Benim çocukluğum köylerde, kırsal kesimde geçti, bilirim yani. Kanatlılar aleminin en akıllı kuşları içinde kargalar vardır. Tavuklar, bunu hayvan psikolojisiyle ilgilenen uzmanlar tespit etmiş, 3'e kadar sayabiliyorlarmış. Kargalar onun üzerinde sayabiliyormuş. Sıkı durun, Türkiye halkını ancak bir maddeyi aklında tutabilecek kadar o seviyeye indirdiler. Şimdi Kudüs meselesi, Kudüs diye bağırıyoruz. Gündemde ikinci bir şey yoktur efendim. Kaç ay önce Birmanya'daki Rohingya Müslümanlarına ağlayıp bağırıyorduk. 3 şeyi hatırımızda tutamıyoruz. Kültürlü, zeki, iyi yetişmiş insanlar kafalarında, gündemlerinde 10, 20, 30, 100'e kadar şeyi tutabilirler efendim. Bugünün eğitiminden bir diploma alacaksınız ve adam olacaksınız. Lütfen böyle bu salaklığı yapmayın. Diploma alacağınız o şüphesiz bir şeydir. Bir kağıt parçası verecekler. Fakat kültürlü ve olgun Müslüman ve insan olmak o mümkün değildir. Allah yardımcınız olsun. Başka ne diyebilirim yani? Vaktimiz tamamlandı mı? Gençler tamam mı? Kifayet eder mi? Kim olduğunuzu yazdınız mı? Nerelisiniz? Güzel. Bunu okusana bana. Galatasaray Lisesi'nde okurken diğer kesimlerden olduğu. Evet, siz tekrar edin yüksek ses. Nelerdir? O. Anlaşılmıyor. Galatasaray. Duymuyorum. Sizin Galatasaray'da okuduğunuz zaman diyor diğer kesimlerden ne tepki aldınız? Anlaşıldı. Galatasaray Mektebi'ne 1939'da girdim. 52'de mezun oldum. 12 sene aynı numarayla aynı okulda okudum. İlk, orta, lise. Tabii 1950'ye kadar CHP rejimi vardı. Daha sonra Adnan Menderes iktidarı geldi. Fakat din üzerinde çok ağır baskılar vardı. Ama bugünkü kadar
yobazlık yoktu efendim. Yani kemalizm, laiklik konusunda bugünkü kadar yobazlık yoktu. Ben mezun olduktan sonra İslami bir günlük gazete çıkarttım, yazılar falan yazdım. Galatasaraylılar bir albümümüne benim ismimin yanına imalat hatası diye yazmışlar. O bir hezeyandır. Çünkü ben 5 vakit namaz kılan bir Galatasaraylıyım. Galatasaray'da da 5 vakit namaz başlangıçta 1912'ye kadar mecburidir. 1924'e kadar da namazın mecburi olması kaldırılmış olmasına rağmen okulun devletten maaş alan resmi bir imamı vardı. Ezan okunuyordu ve yine namaz kılınıyordu. Son halife Abdülmecid Efendi ve hanedanı Ali Osman kovulduğu vakit mescidi kapattılar, izcil salonu yaptılar. Benim zamanımda depoydu. Şimdi de kapalı spor salonu. İnternette Galatasaray'ın mescidi, mescid denmez 600 kişilik cami, mescidiyle ilgili bir tane soluk fotoğraf vardır. O hiçbir işe yaradığını düşündüğüm bilgisayarınızdan Galatasaray Lisesi Camii diye o resmi bulup bakın. Şimdi başka kim var? Mustafa Yıldız, Sivas. Hocam, ne tür bir sanatla uğraşmalıyım? Kültür bilgisini nereden öğrenmeliyim ve kimden? Kültürü size söyledim. Öyle bir kitap alacaksın, bir haftada okuyacaksın, kültürlü olacaksın. Bu kuruntuları, hayalleri bırakın. Kültür 5 senede, 10 senede, 15 senede, 20 senede elde edilen bir şeydir. Ya öğrenirsiniz ya cahil kalırsınız. Akşam fişe takacaksın, herif uyurken sabaha kültürlü kalkacak. Bunu bir kere bırakın. Sanata gelince ülkemizde 300'e yakın milli ve İslami sanat ve zanaat vardır. Bu konuda internete müracaat edin. Geleneksel Türk sanatları. Birincisi hattatlık. İkincisi yazıları süsleme sanatı, buna tezhip sanatı deniyor. Bitmez tükenmez sanat var. Hattatlık 4 senede öğreniliyor. Haftada bir gün hattata gidip efendim ders almak suretiyle icazet denilen bir diploması vardır. İcazet aldı mı da yazı yazılabiliyor. Çok geçerli bir sanattır. Ama Allah herkese aynı kabiliyeti, yatkınlığı vermemiştir. Ebru var. Demin ahenli kağıt yapmaktan bahsetmiştim. Bugün İstanbul'da birkaç Müslüman vatandaş evinde ahenli kağıt yaparak geçimini temin etmektedir. Kağıdı bizzat elde yapma kursu falan var mı bilmiyorum. Yahut seramik sanatı vardır. Bu Allah herkese bu konuda istidat ve yatkınlık vermemiştir. Size uygun bir sanatı araştırırsınız, seçersiniz. Başka bir sorusu var mıydı bunun? Selamun aleyküm. Bu başka bir arkadaş. Kültür seviyemizi geliştirmemiz için bize ne tavsiye edersiniz? Muhammed Songül, Darül İlim 1. sınıf. Bu hep kültür şeyi, şu kuruntuyu bırakın. Efendim işte ben şu kitabı okurum, şu zata giderim, kültürlü olurum. Mümkün değil efendim. Eğitim, İngiltere'de eğitim kaç sene sürüyor? Bizdeki gibi 12 sene efendim.
Bir insan İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da, İsviçre'de, Norveç'te 12 sene lisede okur. 25 kişilik bir sınıfta 5 kişisi kültürlü olur efendim. 20 kişi fazla kültürlü olmaz ama büsbütün de cahil kalmaz. Maalesef bugün Türkiye'de 25 kişilik sınıfta bir kişi bile kültürlü yetişemiyor çünkü kültür veremiyorlar. Şimdi İngiltere'de yaşayıp da lise bitirmiş bir kimsenin İngiltere'nin en meşhur edibi Shakespeare'i bilmemesi mümkün müdür? Almanya'da okuyup da efendim Goethe'yi bilmemek mümkün müdür? Mümkün değildir. 20 kişide 5 kişi Shakespeare'i okuyabilir. Goethe'yi okuyabilir. Bizim en büyük milli şair ve edibimiz, klasik şair ve edibimiz Fuzuli'dir. Bugün Türkiye liseleri genç kuşaklara Fuzuli'yi öğretemiyorlar. O zaman ne yapacaksın? Sizin isminiz İsa. Sen şimdi edebiyat kültürüne sahip olmak istiyorsan Fuzuli ile ilgili kitaplar okumaya başlayacaksın. Önce Fuzuli'yi öğreneceksin. Ondan sonra Osmanlıca öğreneceksin. Bir Fuzuli divanı bulacaksın. Ondan sonra başlangıçta başını gözünü yararak bin zahmet, bin sıkıntıyla Fuzuli'den kıtalar, rubailer, gazeller, kasideler okumaya başlayacaksın. 5 sene sonra Fuzuli'den anlayan kültürlü bir Müslüman genç olabilirsin. Yoksa Türkiye'de yaşayıp da Fuzuli kültürüne sahip olmayan bir Müslüman çok avam, sıradan bir Müslümandır. Ben mesela Fuzuli'yi hiç bilmeyen bir kimseyi kendime yardımcı ve sekreter olarak almam. Bu kadar cahilliği nasıl kabul edebileyim yani? Evet, size bir faydam olduysa mutlu olurum. Bazı faydalı şeyler söyledim zannediyorum. Hiç olmazsa sizi biraz rahatsız edebildiysem yine bir şey yapmışımdır. Peki, selamünaleyküm.